paralı sorumlusu olarak gösteriyor. Taahhüz Uğurlu, Tele1 programcısı, stüdyomuza Musa abi hoş geldin. Merhaba, merhaba. Şimdi şu drone görüntüsüyle başlayalım mı? Çok evet. Acayip bir görüntü. Evet. Etkileyici bir görüntü. Kesinlikle. Çarpıcı. Evet. Bir verelim onu yönetmenim. Şimdi İsrail bir kere tanklar Gazze şeridinin güneyinde devriye atıyorlar. İsrail tankları ve evet. Gelen haberler o ki işte Yahya Sinvar'la tesadüfen karşılaşıyorlar. Evet. Sonra işte öldürülen kişilere bakıyorlar. Birisinin Yahya Sinvar'a çok benzediğini görüyorlar, fark ediyorlar falan. Sonra Yahya Sinvar olduğu anlaşılıyor. Burada da drone bu binanın içerisinde gezerken Yahya Sinvar'ı karşısında görüyor. Bunu İsrail ordusunun kendisi paylaştı. Evet. Koltuğa oturmuş, yaralı durumda. Ve işte bir kolu da zarar kopmuş diyorlar. Görünüyor yani görünüyor, o şekilde görünüyor. Evet. Evet, biraz anlaşılıyor. Sonra orada bir odun var, onu alıp drone'a savuruyor. Görüntü de burada sona eriyor. Bundan sonrasında da artık herhalde ikinci bir bombardıman, ikinci bir bombardımanda yapıyorlar ve ondan sonra da zaten evet, hani o, şey onu gösteremeyiz ama işte o bombardımandan sonra çekilen bir fotoğrafı tabii. Da var ama o vahşi bir fotoğraf. Evet, evet. Ne diyorsun abi görüntüye? Yani bu Yahya Sinvar'ın her şeyden önce davasına bir şekilde bağlılığını gösteriyor. Evet. Yani bu son anlardaki görüntü elbette ama bunun öncesine de bakmak lazım. Yahya Sinvar sahada ve savaşan bir isim. Hı hı. Yani bunu görüyoruz. Şimdi bundan önceki isim olan İsmail Haniye böyle bir isim değildi. İsmail Haniye Katar'da. Şeyde işte Türkiye'de yaşayan bir isimdi. Halit Meşal de aynı şekilde. Belki şimdi Halit Meşal gelecek kendisinden sonra. Bunu bilemiyoruz. Ama o da aynı şekilde Katar'da ki sürgünde aslında evet. Ama Katar'da ve şeyde hani Türkiye'de daha çok kendisini gösteren bir isim. Evet. Yahya Sinvar'ın böyle bir farkı var. Diğerlerinin askeri özelliği yok. Evet. Ama onlar siyasi kanattalar. Siyasi kanattalar. Aslında şöyle, Yahya Sinvar'da siyasi son kanatta. Getirildiği görev politbüronun başı. Yani evet. Yine siyasi kanat. Ama Yahya Sinvar en baştan bu yana, yani çocukluğundan bu yana böyle bir savaşın içerisinde. Evet. Diğerleri gibi değil. Yani şey Ahmet Yasin şeyin kurucularından birisi, evet. Hamas'ın kurucularından birisi. Çok sembol bir isim. Evet. Mesela onun yanında olan bir isim. Yani onun yanında yetişmiş olan bir evet. isim. Üstelik düşünsel olarak da radikal bir isim, savaşılması gerektiğini düşünen bir isim. Hmm. Yani Hamas'ın şu andaki profiline Haniye ve işte Meşal'den çok daha uygun bir profil. Yani şeye baktığımız zaman çünkü Hamas'ı herkes mesela sadece askeri bir örgüt olarak görüyor. Ama öyle değil yani siyasi kanadı olan bir örgüt ya evet. da siyasi bir örgüt askeri kanadı olan bir örgüt. Artık bu bakış açısına siyasi göre değişebilir. Siyasi olan Gazze'de işte tabii, yani seçime tabii yani giren vesaire var. Falan bir, evet. Seçimlere girmiş olan evet. bir örgüt falan filan. Şimdi burada ama örneğin şey Yahya Sinvar tamamen işin üniformalı tarafında olan ya Hamas'ın böyle bir imajının oluşmasında etkisi olan bir isim. Yani zamanında işte tabii çok işte tartışılan bazı şeylere de imza atmış. Yani bir takım Filistinlilerin ihanetle suçlanmaları sonrasında bunların infazı vesaire gibi takım evet. şeylere de imza atmış bir isim. İsrail tarafından işte 20 yıl yaklaşık hapishanede tutulmuş olan bir isim. Ve hatta kendisi de bir esirdi. Yani bu Gilad Shalit vardı çok meşhur. İsrail hani bu askeri. Mesele İsrail askerinin kaçırılması sonrasında yapılan bir takım şeyler vardı. Pazarlıklar vardı. İsrail bir askere karşılık 1200 diyesim geliyor şu anda tam o aklıma değil ama evet. yüzlerce kişiyi serbest bıraktı. Bunlar içerisinde en önemli isimlerden bir tanesi Yahya Sinvar'dı. Böyle bir yerden geliyor Yahya Sinvar. Yani tamamen mücadele edilmesi gerektiğini düşünen bir isim ki son olarak da işte 7 Ekim'in şeylerinden birisi. Hani ana planlarını yapan fikir babalarından birisi olduğu evet. söyleniyor. Haniye, ya İsrail öyle söylüyor yani evet. 7 Ekim saldırısının planlayıcısı bu. Hatta Haniye'nin bile o saldırıdan haberdar olmadığı falan konuşuyor. Olabilir. O zaman yani çok gizli bir planlama. Çok önemli bir şeye de işaret ediyor bu aslında. Evet, evet. Ya Haniye'nin aslında tamam çok büyütüldü Haniye şey olduktan sonra ama hiç itibarının... Güvenmiyorlar. Tabii canım hiç itibarının olmadığını gösteriyor Haniye'nin. Haniye sadece öne çıkmış, parlatılmış bir isim. Şeye baktığımızda o yüzden şeyi söylüyorum. Yani Hamas dediğimiz zaman Yahya Sinvar'dır. Ya, anladım. İsmail Haniye falan değil yani. Anladım.
Şimdi şey trajik olmuş tabii. Yani Haniye işte Tahran'da İsrail'in attığı bombayla ölmüş. Tabii o da ayrı bir şey. Ne bileyim Gazze şeridindeydi. Yahya Sinwar. Hani aynı Nasrallah'ta olduğu gibi onu karargahında yerini tespit edebilseydi İsrail orada öldürebilirdi ama şu vakte kadar yani koruyabildi Hamas Yahya Sinwar'ı. İsrail istihbaratından koruyabildi. Yani nerede olduğunu tespit edemediler şu anki bilgilerimize göre. Net bir adrese bir operasyon yapamadılar. İşte devriye sırasında tesadüfen bir çatışma çıkıyor. Yahya Sinwar da İsrail askeriyle çatışıyor. Sonra bu drone gidiyor, onu görüyorlar vesaire falan. Yani bir tesadüf eseri aslında. Kesinlikle. Ölüyor. Evet. Bu bakımdan da trajik biraz. Bir taraftan da değil aslında. İlginç yani her açıdan. Hamas onu korumayı becerebilmiş ama istihbarattan yani korumayı becerebilmiş. Ama işte bir çatışmaya da Hamas liderinin İsrail askerleriyle tesadüfen bir çatışmaya girmesi de çok trajik bir durum. Evet. Aslında öyle olmaması gerekir. Öyle olmaması gerekir. Çatışıyor. Ama yani bu şeyin, yani Yahya Sinwar bir tercihi miydi dışarı çıkmak? Evet, ya bir bilmiyorum. Tünelde de olabilirdi Yahya Sinwar. Evet. Hatta bundan bir süre önce fotoğrafı yayınlanmıştı. Görmüşsündür işte elinde patlayıcıyla dolaştığı ve yanında işte İsrail esirlerinin olduğu halde dolaştığı yönünde bir fotoğraftı o. Bir tünellerden birinde gösteriliyordu. Hani İsrail herhangi bir saldırıda bulunursa yanındaki esirler de öleceği için İsrail'in böyle bir saldırıdan çekinebileceği düşüncesiyle evet, böyle evet. hareket ettiği söyleniyordu. Ve böyle bir fotoğrafı vardı. İkinci şey şu, Hizbullah militanlarına yönelik bu şeyle çağrı cihazları saldırıları sonrasında Yahya Sinwar'ın yazılı kağıda döndüğü, kalem kağıda döndüğü haberiydi. Evet. Evet, böyle bir şey vardı. Hani böyle bir tedbir alınmış. Alınmıştı. Şimdi bütün bunlar sonrasında, bütün bunlara rağmen dediğim gibi Yahya Sinwar tesadüfen mi oradaydı? Evet. Yani tesadüfen dediğim şu. Onun açısından söylüyorsun. Tabii onun açısından söylüyorum. Yani bir yerden bir yere nakl olurken, bir yerden bir yere giderken mi oradaydı? Evet. Yoksa hayır ben savaşıyorum diye bir tercih olarak mı dışarı çıktı? Yanında 5 tane adamı var. Ya şu açıdan hani işte Haniye'yi Tahran'da İran'ın başkentinde öldürdü İsrail. Evet. Nasrallah'ı karargahında burada öldürdü. Burada öyle bir durum yok. Burada öyle bir durum dışarıda, yok. Dışarıda sahada savaşırken. Evet, yani, Hamas lideri öldürüldü ama hani İsrail işte büyük istihbarat, Mossad vesaire falan gibi bir durum hayır, yok. Hayır kesinlikle değil. Yani şimdi, onlar da zaten söylüyorlar bunu. Şimdi Hamas Gazze'yi savunma konusundaki yeteneğinden herhalde bir şeyler yitirmiştir. İki lider peş peşe öldürüldü. Mutlaka yani bu kolay bir şey değil tabii yani bir lideri yitirmek. Ama İsrail de Gazze'de yapmak istediklerini öyle çok da rahat biçimde yapamıyor. Bir Hamas direnişi de devam ediyor. Şimdi bu Yahya Sinwar'ın öldürülmesinden sonra orada ne olur sence? Ben direniş kesinlikle devam edecek. Yani artık mesela Hamas ve Hamas içinde yer alanlar için bir karar değiştirme söz konusu değil. Ya ölecekler ya da bu mücadeleyi yani yaşadıkça devam ettirecekler. Yani üçüncü bir seçenek yok. Artık savaşıyorlar, savaş içindeler. Bunu yapacaklar. Zaten en baştan belki ilk saldırıyı yaptıkları zamanda da böyle bir şeyi göze almışlardı. Şimdi tam da işte o noktaya gelindi. Hmm. O yüzden ben Hamas'ın şeye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bıraktıkları anda biliyorlar ki İsrail hepsini tek tek avlayacak ve öldürecek. O yüzden karşı koymaktan başka çareleri yok. Peki ölümden başka seçenek de yok. Yok kesinlikle. Kesinlikle. Yani başka bir seçenekleri yok. Savaşacaklar. Peki Hamas hani bir işte komutan, lider demeyeceğim ama bir komutan örgütü veya bu operasyonlarını veya karşı koyuştan askeri olarak şey yapacak, yönetecek yeni birini bulabilir mi yerine? Belki bu kadar karizmatik olmayacaktır. Ama Hamas'ın birikiminin buna yeteceğini zannediyorum. Yani mutlaka ayrıca bir de bu türden hani örgütler bu kadar senedir İsrail'e karşı savaşıyorlar. Dolayısıyla bunların B ve C planları vardır. Tabii Halit Meşal'in de arasında olduğu 4 isim sayılıyor zaten. Yani, evet. Yani Hamas'ın başına bunlardan biri gelebilir diye. O açıdan bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Ama şöyle benim kastettiğim şuydu. Operasyonel bir yanı var Yahya Sinwar'ın. Yahya Sinwar sahada savaşan bir asker aslında. Yahya Sinwar'ın bıraktığı boşluğu doldurabilecek tabii, çapta bir lider olabilir mi diyorsun? Komutan yani komutandan öte lider anladım. Dediğim
zevk ve idare edecek karizmada olan birisini kastetmiştim. Anladım. Yoksa askeri siyasal açıdan Halit Meşal gelebilir. Yani belki de Halit Meşal'a dokunmayacaklar, onu bilmiyorum. Benim tahminim çok da hani şey değil yani. Çok önemli değil yani Halit Meşal. İsrail öldürür tamam, ama bu hiçbir kayıp olmaz şey için. Bu şey için yani Hamas hareketi açısından veya Filistin davası açısından hiçbir kayıp olmaz. Onu getirirler. Ki zaten hani oraya dönebilecek mi, bir de öyle bir şey var. Yani dışarıdan belki böyle bir şey yapmaya devam edecek. Dolayısıyla çok da etkili bir isim değil. Benim kastettiğim tamamen askeri açıdan. Evet. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Bassem Naim açıklama yapmış. Hamas Şubat'ta kadar Sinvar'ın öldüğünü doğrulamadı demiştik haberi verirken. Sinvar suikastı acı verici ve üzücüdür, ancak hareket sonunda zafere ulaşacaktır demiş. Yani Sinvar'ın ölümünü doğrulamış oluyor Hamas da böylelikle. Bakalım ne olacak. Çok teşekkürler Musa abi. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Devam edelim Şen Yaşar ailesiyle. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarıyla Şen Yaşar ailesi arasında çıkan